أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Sen Allah'tan birlik diye içerik dengeli veya dava insanlığı olsun. Dava insanlık davası. Hak ve özgürlük davası. Yaşam ve yaşatma davası. Türk milleti bin yıldır Avrasya'da yaşatma içinde yaşıyor. Türk milleti bin yıldır haksızlık ve hukuksuzlukla savaşıyor. Fakat bu yüksek irade bugün bir takım küçük beyinlere sığmıyor, küçük kafalardan düşüyor. Türk milleti konuları aldırmıyor, önüne konan her engeyi aşıyor. Toplumlar üç öğeyi içerisinde. Özgüven, özgürlük, ötekileştirme. Bir insan toplumunu millet haline getiren ana faktör özgüvendir. Kendini güvenmeyen, tek başkalarını maddi veya manevi değer kaynağı olarak gören toplumlar, tarihsel gelişimin aktif ötesi olamazsa. Özgüvenden yoksun kişiler nasıl başkalarına bağlı yaşarsa, özgüvensiz toplumlarda ancak talihin meselesi okula. Özgüven, özgürlük olmadan gerçekleşmez. Kalıların egemen olduğu bir korku toplumunda insanlar ne kendilerine güvenirler ne de güvenirler. Güvensiz insanlar birbirlerine aşağılar, moraliyle ötekileştirirler. Türk milletinin tarihinde ötekileştirme yoktur. Bin yıl boyunca bütün ırk ve inançlar insanları hep abinin oğlu kızı saymış, beraberce şehit, gazi olmuşuzdu. Fakat bugün nedense kara bulutlar dolaşıyor ülkemizin üzerinde. Birbirimizi ötekileştirmekle o kadar uğraşıyoruz ki dünyayla baş etmeye becerimiz kalmıyor. Kamusal alan sanki kamuoyu kafesleyen bir kanserdir. Devlet bizim konumdaki sözde aydın bürokrat koalisyonu milleti bir ten örgüyle çevirmek istiyor. Ağzlarından hak, hukuk, özgürlük kelimeleri istemeyen bu boğulun tepkilerini İstiklal Marşı'nın yazarı 100 yıl öncesinden haber veriyor sanki. Şarkı atmaz, garabı bilmez, görgüden yok maalesef. Bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi. Türkiye uluslararası alanda mesafe edilip düşerdikçe içerideki gerilim artıyor. Ülkeyi son 15 yılda ayrılıkçı terör ve yüksek değer faiz terörünün cengelesine sokmaları halk iktidardan uzaklaştırınca vatan kurtaran aslan kesiliyorlar.
Kimse yüzlerce milyar dolarlık iç ve dış borç nasıl oluştu, sosyal güvenlik sistemi nasıl çökertildi, kim, kime, hangi imkanları sağladı diye sormuyor. Antropologa, Amazon bölgesinde bir keşif bilgisayar çağırdı. Öğretti, çat pat İngilizce'den bir geldi. Yüksek bir ağaca deme parsalar, kaybolmaları durumunda bu ağaca doğru gelmeyi kararlaştırırlar. Bir süre sonra mırıldanmalar başlar. Yerde pek bir anlam veremez. Mırıldanmalar artınca seviyor sonra. Galiba kaybolup derler. Yani önce terlik ödeniyorlar, sonra beyazlar tutulur ve ekmeler. Bakın, buradaysa nasıl kaybolmuş olabiliriz? Diğerleri yerliği aşağıda, taşlarla. Şöyle bakalım, işaret yapması nerede? Yani rahatla, işaret yapması kaybolduğu bizimse, Türkiye kendi deneyine, tarihine ve dünyaya dokunarak burada yapıyor. Ama doğumun sevgileri ise kaybolduğunu diyorlar. Kaybolan kendileridir. Millet ve ülke değil. Her çağ bir ad veriyor. Akıl çağı, yeni çağı, saray çağı. 21. yüzyıl kaos çağı olacağı yazıyor. Bu bizim korkutması. Evet, kaos yeni çağ kaynağı. Fakat kaos, biz bu tehlikeyi için ümit ve heyecan kaynağı. Kontrolle çıkmış bir dünyada biz diyebilen, yani çınar bilinci ile hareket edilen milletler, akıl almaz sonuçlara ulaşırlar. Büyük fırtınalara ancak çınar ağaçları dayanır. Anadolu'yu Müslümanlaştıran bilgilerin geldikleri bir çınar ağaçları sebepsizliği. Muradiye'yi kılı çınar, sonuncu baba ve eskici baba çınarı Kızılay'a kadar önemli bir işaret karşıladır. Mekana olan mühür çınar, zamana okunan içen bir doğa, serin bir bölgeydir, derin bir dünya. Akasyalarda bulunan Anadolu çınarı yeniden keşfediyor. Akasya bencidir, bir mesleğin acıdır. Çınar bilicidir, özgecidir, beşinci, onuncu, yüzüncü mesleğin bölgelenmesi içindir. Doğumun tepkileri akasyalıklar. Sadece kendileri bölgelenmesi diye. Akasyalar türlü ama bin yıllık çınarlar dinlik ayakta. Üzyar 1990 yılında İstanbul Belediye Belediye'den küçük bir çınar geldi. Bugün Anadolu'nun 28 şehrinde yayılan, dalları bularak genç üzyarlar üreten belediyeli bir ortaya dönüştü. İlk defa bir araya geldiklerinde kurucuların kulağında Yunus'un ısrarları çağırıyordu. Yedik kuyular aşk ileride. Her kim medare gelsin medare. Kalmasın canı. Kimde kimler var? 18 yılda tam 4000 milyar yer omuz omuza verdi ve icat bu günlere geldi. Etkinlik ve organizasyonlarıyla sadece ulusal değil, küresel bir güce dönüştü. Müziyat, kendi iç yüzeyini bulmuş insanların birliğidir. Dünyaya güzel verilmesi için insanoğlunun önce kendi iç yüzeyini kurmuş olması lazım. Dikkat ediniz, kapitalizm küreselleştikçe para kredi mekanizmalarını eğitirken küçük bir azınlığın dünyaya hükmetin işleri kalıyor. Buna bir de siyasi, askeri eğitimlerin itirazları ekleyince dünya nefes alınıp verilecek bir yer olmaktan çıkıyor. Küreselleşmeyi sonsuz kar, sonsuz üretim ve tüketim anlayışıyla sürdüren bir ekonominin bütün gerçeği içine alması olmaktan çıkarmak zorundayız. Küreselleşme, medeniyetler arası faydalı bir iletişim sürecine dönüştürülebilir. Böyle bir süreci büyük İskender başlatmış, Osmanlı'dan devam ettirmiştir. Kapitalist bölüm geçtiğinin akameti uğrattığı bu yönetici iddia etmek, temelsiz bir idealist değil, insanoğlu ve içinde yaşadığı tabiat için bir ölüm kalım meselesidir.
Türkiye bu işe hiç değilse İslam dünyasını yeniden hareketlendirebilir. İslam dünyası. Bunun kadar sağlığı, hakaretli girişimciliği, derinlikle sığlığı aynı anda çalıştıran bir kendi. Stratejik coğrafi konumu, ortak kültürü, nüfusu ve genç girişim gücüyle küresel ekonomi politiğin müstakbel aktörlerindendir. En temelisi önemli. İlmi, siyasi, iktisadi yetkiler. Müslüman toplumlar sağlam ahlaki ilkelere bağlı önderlere sahip oldukça hem kendilerini hem bütün insanlığı hakiki özgürleşmeye yüklenen kapılar açılmış olacaktır. Kapitalizm, İslam dünyasının siyasi birliğini çözdü. Ama kültürel birliğini, medeniyet kokusunu çözemedi. Hayatiyetimizin temel kaynağı bu sağlam olurdu. Tarihçiler, 20. yüzyıl başlarında İslam dünyasının tamamen çözüleceğini, bütün yaşama kabiliyetini yitireceğini öngörüyorlardı. Bunun aksi gerçekleşti. Müslüman nüfus bugün sadece İslam ülkelerinde değil, Batı dünyasında da ciddi bir etkinliğe sahip. İslam dünyası tanımımızı artık sadece devlet merkezi değil, medeniyet merkezi yapmak zorundayız. Türkler, Müslüman milletlerin arasına bulabilir ve onlara da halk şairimiz Aşık Veysel'in birleştirici mesajını iletebilirler. Ey Türk, sapma sağa sola, sen Allah'tan mümin dile, ikilikten gelir eyla, dava insanlık davası. Dava insanlık davası. Konuşmasını yapması için Müsterat Sakarya Şubesi Gençlik Kurulu Başkanı Sayın Cemal Bulat'ı kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm. Misafirlerimiz, gençliklerin tercih etmiş olduğu Müslüman ve tanıştığımız isimlerimize, konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Müslüman ve tanıştığımızı koyarken arkadaşlar da olsa İstişare ettik. Tecrübe belki bazıları bu isim çok maaşlar. Her Müslüman hem kadar biraz kulak kırılmalı. Daha güzel bir isim koyalım dediler. Bazı arkadaşlar da böyle maaşlar olması daha iyi. Eksimiz hatamız aslında böyle maaşlar kelimeler de belki dile gelebilirler. Sonunda bu isim koymaya karar verdik konferansımıza. Bu isim koyma kararımız şu. Bizler cebimizde elimizde para olmadan ya da bir şeye sahip olmadan onun üstüne hüküm verdi, ahkam kesmeye. Peki bu ahkam keserken de gayet doğal ve güzel şeyler söylemek çok karşılayız, çok iyi biliriz bunu. Fakat bunları sahip olduktan sonra bunları kullanma noktasında o önceki söylediklerimizi biraz herhalde yenilteriz. Bu noktada para bizim için önemli bir mevzu. Müslüman para kazandığında nasıl olmalı, Müslüman parayla arası nasıl olmalı, bunların aslında kafam olarak da bence içinin doldurulması, anlaşılması ve bilinmesi gerekiyor. Zira geçmişimize, malzemize çok örnekler var. Hepimizin bildiği bir sahip örneği var. Parayla alakalı imtihanında kadar çetin geçtiğini, paraya sahip olduktan sonra Peygamber Efendimiz'in istediği duanın aksi yönüne işler yaptığını çok iyi biliriz. Bir yandan da hep bir sorumuzun mezhebinin kurucusu İmam Azam İbadet'in durumu söz konusu. O durum şu, biliyorsunuz ticarette de eşitkarlayan birisi. Bir gün dilim meclisinde ders verirken talebelerine bir tane vatandaş gelir, ya imam der, senin gelin batmış. İmam biraz düşündükten sonra çok derler, elhamdülillah der. Aradan bir süre zaman geçer, aynı vatandaş tekrar gelir. Ya imam der, vatan gelir senin değilmiş. İmam Efendi, imamlardan tekrar şükür eder. Vatandaş şaşırır ya, her iki durum olarak nasıl şükür ettin, niye şükür ettin diye. İmam Azam'ın cevabı şudur, sen ilk defa geldin, bana gelin batı dediğinde
şöyle kalbimi, ruhumu, içimi alıp gezdim, düşündüm. Bir mal sevgisi, malı kaybolduğu için ona mülkü durmak gibi bir şey geçmedi için ben bundan dolayı daha şükrettim ben. İkinci defa gelip aynı şeyleri tekrar edemem ben, mal yemin batmadı dediğimde içime tekrar döndüm. Malı kazanmış olmanın, malı kaybetmemiş olmanın sevincini de görmedim içinde. Bundan dolayı daha şükrettim ben. Bizim mala mülk yapmaya bakışımız bu çizgide olabilmeli düşüncesiyle böyle bir konferans sergilemeyi düşündük. Bu konferansın hepimiz ahirleri geçmesi temennisiyle bize yardımcı için de bir hayalde teşekkür ederim. Sözü sahibine bırakıyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi arkadaşlar bu akşam bazı dinleyici olmaz diyorlardı ama baksana da Allah'a şükür de olur. Yani ben bir şekilde gerekiyor. Son derece güzel. Hepinize çok teşekkür ederim geldiniz. Bu akşam vakti biraz zorlandınız. Yalnız Müslüman ve paralelken benim zihnimde çağrışan başka arkadaşlarımıza biraz farklı inşallah iş noktalarına da temas edeceğiz. İki hafta kadar önce Almanya'da bir konferansa çağırdılar. O konferansta globalleşen dünyada İslam ekonomisi alternatif olabilir mi diye bir başlık seçmişler. O şekilde bir konuşma yaptılar. Ben şimdi o tür bir şey düşündüm. İnşallah o açıdan olaya yaklaşıp daha sonra cümleler arasında arkadaşlarımızın istediği şekilde sokmaya gayret edeceğiz. Buradaki konferansa başlamadan önce şunu söyledim. Dedim ki İslam ekonomisi alternatif ekonomi değil. Alternatifsiz ekonomi. Şimdi ben başlamak size söyleyeyim. Bunu bir devam edelim. Şöyle içinden işte bu 50 Türk lirası oldu, 50 euro çıkardı. Dedi ki demek ki bu 50 euro bu para benim de senin arana girdiği zaman bu faiz oluyor. Ama bu para mal ve hizmet alımı için kullanıldığı zaman bu da ticaret oluyor. Bizi batıran faizdir dedi. Şimdi şu anda İslam aleminde çok ciddi bir sıçrama var. Yani belki benim bu sözlerim size biraz garip gelebilir ama ben kendi gördüklerim, kendi değerlendirmeme göre konuşuyorum. Son bir buçuk ay içerisinde dört yurt dışı toplantısı yaptık. İşte Rusya'da, Tataristan'da, iki kere de Almanya'da. Oralarda İslam'a çok büyük bir ilginin olduğunu gördüm. Zaten İslam alternatifsiz tek çözümdür. Bugün bütün dünyada böyle.
İletişim ve haberleşmenin gelişmesi sebebiyle artık yeryüzünde İslam'dan haberi olmayan hemen hemen topluluk olarak yok. Yani kişisel olarak vardır da ama topluluk olarak herkes İslam'dan haberdar olmaya başladı. Rusya'da Kremlin'e çok yakın bir isim, oranın en önemli fikir adamlarından birisiyle bir hafta kadar beraber kaldık, bizimle beraber dolaştı. Aynen şunu söyledi, dedi ki, Rusya'nın problemlerinin tek çözümü var, o da Kur'an'daki emirlere uymaktır. Bunun ikinci bir yolu yok. Onun için bir kitap yazmışlar. Kur'an'ı anlama zamanı diye. Bu kitap Rus entelektüeline yazılmış. Ve bütün yöneticilere, aklı başında olan insanlara dağıtılmış. Şimdi de bütün Rusya'ya onu yaymaya çalışıyorlar. Dergiler, belki inanmak istemeyeceksiniz, isterseniz de inanamazsınız. Çünkü biz de inanmakta zorluk çektik gözümüzde gördüğümüz halde. Dergiler çözümün Kur'an'da olduğunu yazıyorlar şu anda. Oradaki dergiler ve makale yazan insanlar. Benzer durum Almanya'da oldu. Almanya'da da oranın bilenleriniz bilir en etkin yeri olan Tübingen Üniversitesi tarafından davet edilmiştik. Orada konuşmalar yaptık, sorular sordular. İşte burada olduğu gibi bir yaklaşık 3 saat süren bir konferans verdik. Burası 1,5 saat. Ve konferans boyunca Katolik Fakültesinin hocaları, belki Evangelik Fakültesinden de vardı, Katolik Fakültesinin hocaları, talebeler, birçoğunun elinde Kur'an-ı Kerim'in Almanca tercümesi vardı. Bizden istedikleri şeyi, açın şu ayeti dedik, açtılar ve mealine verdik. O şekilde. Ve şimdi onlarla çok daha yakın bir ilişki ortaya çıktı. Bunları şunun için söylüyorum. Bu son derece, yani bu şeyin, genç arkadaşlarımız üzülmesinler. Öyle biz, öyle küçük ufuklar falan değil biz. Biz dünyanın en güçlü insanıyız. Kesinlikle böyle. Yani bakın, bir tek Müslüman da olsanız, dünyada bir tek kişi de olsanız, sizden daha güçlü bir varlık olmaz. Siz dünyanın en güçlü kişisi olursunuz. Böyle devlet başkanları, zenginler falan hiç gözünüzde hiçbir şekilde büyümez, önemsemezsiniz bile. Ben Cenab-ı Hakk'a inanıyor ve dayanıyorsam benden daha güçlüsü var mı? Asıl problemimiz Allah'a, Allah'la ilişkilerimizde. O ilişki nasıl? O ilişki çok önemli. Bir giriş olsun diye söyleyeyim. Yeryüzünde Allah'la ilişki içerisinde olmadığını düşünmeyen bir tek insan yoktur. Bu ateist falan dediklerimiz var ya, aslında Tanrı tanımayan değildir. Bazı inançların Tanrı anlayışını tanımadığı için kendisi ateisttir. Eğer ateist arkadaşlarınız varsa konuşun. Onlar der ki, siz bakmayın, herkesin inancı kendine, benim kalbimi siz bilemezsinizdir. Doğrudur, gerçekten içten Cenab-ı Hakk'a inanıyordur. Ve kesin inanıyordur, en küçük şüphesi yoktur. Onun için asıl problem Allah'a inanmak değil. İman dediğimiz nedir?
iman güvenmeyi gerektirir. Siz Allah'a güvenebiliyor musunuz? Yani Allah ne demişse o diyebiliyor musunuz? Yoksa siz Cenab-ı Hakk'a kendi kafanıza göre mi bir rol veriyorsunuz? İşte asıl mesele o. Herkes kendisini dindar kabul eder. Bu din hangi din? Allah'ın istediği din mi, sizin canınızın istediği din mi? Bu soruyu 5 vakit namaz kılan Müslümana da sormamız lazım. Sen Allah'ın istediği dini mi yaşıyorsun, yoksa kendi gönlünün istediği dini mi yaşıyorsun? Kur'an-ı Kerim okursanız görürsünüz. İki yerde şeytan inni ahafullah der. Ben Allah'tan korkarım der. Ve doğrudur da gerçekten. Ama bu Allah'ın istediği gibi değil, gönlünün istediği gibi bir din istiyor, bir yapı istiyor. Şimdi İslam nedir? Hani Müslüman ve para ya konumuz. İslam ne? İslam'ı Allah'ın tarif ettiği gibi bilmemiz lazım. Şimdi az önce dedik ki Allah'ın istediği Müslümanlık, canımızın istediği Müslümanlık. Allah'ın Teala İslam'ı şöyle tarif ediyor. 30. surenin 30. ayetinde. Diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu din ne? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratı. Fıtrat ne demek? اَلَّتِي فَتْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Öyle ki insanlar da ona göre yaratmıştır. Yani yaratılış düzeni demektir. Yaratılış düzeni de geçerli kanunlar demektir. Fıtrat o. Tabiat düzeni. Orada geçerli kanunlar. Tabiat düzeninde geçerli kanunlardır İslam dini. Onun için Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. İşte bu dimdik duran, sapasağlam duran din budur. وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ama insanların çoğu bunun böyle olduğunu bilmezler. Ve bu insanların çoğu da Müslümandır, bunun böyle olduğunu bilmeyendir. Çoğusu da Müslümandır. Fıtrat ne demek? İşte yaşadığınız hayat, falan yerde yağmurun yağması, şurada bitkinin bitmesi, şurada hayvanın yavrulaması, falan yerde meydana gelen olay. Ne kadar ilim varsa yeryüzünde tamamının kaynağı fıtrattır. Peki fıtrat da dinse, ki Allah öyle diyor, o zaman ilimle dinin arasında bir fark olur mu? Olur mu? Aynı olur değil mi? Bugün yeryüzünün en büyük problemi ilim ve din ayrımıdır. Çünkü din dediğiniz zaman öyle şey anlatılıyor ki saçma sapan şeyler. İlim adamı diyor ki ya bu ne işte böyle şey mi olur? Neyse artık millet madem kabul ediyor olsun diyor. Ondan sonra da diyor ki ben bu dini kabul etmem, ben ateistim diyor. Aslında ateistim derken mesela eğer batılı ateistim diyorsa ben kiliseyi kabul etmiyorum demiş oluyor. Kiliseyi kabul etmiyorum demiş oluyor. Çünkü kilise diyor ki ben Tanrı'nın temsilcisiyim diyor. Eğer diyor seni ben şey yaparsam, vaftiz edersem cennete gidersin, etmezsem yandın. Günahlarını ben affedersem ederim, etmezsem yandın diyor. Ben seni dinden çıkarırsam seni hiç kimse cennete sokamaz diyor. Bunun akıl mantıklı ilişkisi yok ki. Şimdi dolayısıyla İslam'ın takdim ettiği dini önce biz şu kafamıza bir yerleştirsek. Yani ne kadar yeryüzünde bilimsel çalışma varsa, evrensel nitelik kazanmış olan bilimsel çalışma, yoksa bir ilim adamının iddiası durumunda olanlar değil, bunların tamamı birebir Kur'an-ı Kerim'e uyar. O zaman dinle bilim arasındaki bu kopukluğu Kur'an yolunda giderseniz tamamen düzeltirsiniz ve o zaman din adamı diye bir kavram olmaz. Her insan dinin adamı olur.
din alimi olur. O zaman bir fizik konusunda çalışan, bir kimya konusunda çalışan, bir astronomi konusunda çalışan, bir coğrafya, artık hangi ilim dalı varsa o konularda çalışanlar da en az bugün din alimi dediğimiz kadar din alimi olmak zorunda olur. Ve kainat Allah-u Teala'nın yarattığı kitaptır. Hepiniz bilirsiniz, kainattaki varlıklara Allah ne diyor? Ayet demiyor mu? Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Ayetlerimizi onların çevrelerinde göstereceğiz. Kendi içlerinde de. Bu hangi ayet? Hangi ayet bunlar? Bunlar tabiat ayet, tabiat varlıkları. Yani şu sizin saçınız ayet, şuradaki tahta ayet, şurada hepsi her şey birer ayettir. İşte o zaman Allah'ın iki tane kitabı var demek ki. Bir yarattığı kitap, kainat, ki her bir varlığı ayettir. Bir de indirdiği kitap, Kur'an-ı Kerim. Kainat Allah'ın yarattığı, Kur'an'da onun sözlü kitabı. Siz o sözlü kitabı yarattığı kitapla birlikte okursanız öyle bir ilmi ilerleme sağlarsınız ki akıl almaz. Akıl almaz. İki haftadır işte biz bu açıdan çalışmak istiyoruz. İşte kısaca şey yaptım, hemen paraya geçeceğim. Dün bir tabip geldi, bir işte profesör tabip. Onların meslekleriyle ilgili bazı ayetleri okuyunca adam şaşırdı kaldı. Ya dedi, bu acayip yani. Şaşırdı, tuhaf bir tuhaf oldu. Şimdi dolayısıyla iktisat konusunda da Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensipler o kadar sağlamdır ki, o Almanya'da söylediğim gibi, İslam ekonomisi alternatif değildir, alternatifsiz ekonomidir. Şimdi İslam bu. Müslüman kim? Müslüman tabiatla, yani Allah'ın yarattığı kitapla, indirdiği kitap arasındaki birlikteliği sağlayan, her şeyle barışık olan, ufku son derece açık olan, bütün kainatı kucaklayabilen bir insandır. Ve bu insan Allah-u Teala diyor ki, gökleri, yeri, her şeyi senin hizmetine yarattım diyor. Öyleyse sen daha, yani dünyada senden daha güçlü bir insan olur mu? Peki para, para nedir? Para aslında insanların fazla ihtiyaç duyduğu şey değildir. İçimizde hiç para yiyeniniz oldu mu? Yani şöyle parayı doğrayıp da kaşıkladınız mı? Hiç parayı sırtınıza giydiniz mi? Ya da evinizin üzerine çatı yaptınız mı? Aslında para insanların hiçbir fiziki ihtiyacını karşılamaz. Ne yenir, ne içilir, ne elbise olur, ne şu olur, ne bu olur. İnsanın asıl ihtiyacı nedir? Mal ve hizmetedir. Yani sen evin kalktığınız zaman sofraya hiç kimse para koymaz. Sofraya ne koyar? Ekmek koyar, peynir koyar, zeytin koyar. İşte başka şeyler, şunu bunu falan koyar, oturur yersiniz. Hiç kimse sırtına para giymez ama parayla alınmış şeyler giyer. Peki para neye yarar? Para mal ve hizmetin değişimine yarar. Yani sizin o ihtiyaç duyduğunuz ekmeği almak için, peyniri almak için, tuzu almak için paraya ihtiyaç olur. Aslında insanlar parasız yaşayabilirler. Mesela bazen eskiden köylerde adamın cebinde 5 kuruş parası olmasa bile yıllarca yaşayabilirdi. İşte o şey yapar, meyve üretir, öbürüsü süt üretir, belkisi et üretir, birbirleriyle değiştirir, geçinir, giderler. Ama sizin şu salonu dolduran paranız olsa, bir bardak suyunuz olmasa susuzluktan ölür gidersiniz, öyle değil mi? Öyleyse
Para evet çok önemlidir ama para her şey değildir. Şimdi para şu anda acayip derecede şımartılmıştır dünyada. Para her şeyi haline getirilmiştir. Niye her şeyi haline getiriliyor? Çünkü para sömürünün en büyük aracı haline gelmiştir. Mesela Türkiye'de her şey üretiliyor. Sokağa gidiyorsunuz, bakkala gidiyorsunuz, her şey var. Sokakta dolaşıyorsunuz. Türkiye'nin mal ve hizmet bol. Diyorlar ki biz ekonomik kriz içerisine giriyoruz. Ha böyle bir de ekonomik kriz olur mu? Sanal krizler üretiliyor bugün dünyada. Yani gerçek kriz değil, hayali krizler üretiliyor. Nasıl üretiliyor? Şimdi bir gün, bir günde bir arkadaşım geçen de söyledi. Bir günde dünyadaki para dolaşımı yaklaşık 3,5 trilyon dolar. Bunlardan sadece 33 milyar dolar kısmı mal ve hizmete veriliyor. Yani birisi uçak alıyor, birisi gemi alıyor, birisi efendim ekmek alıyor, petrol alıyor, neyse artık. Bütün dünyada 33 milyar dolar gerçek manada kullanılıyor mal ve hizmet alımı için. Ama 3,5 trilyon dolar dolaşıyor. Yani her 100 dolarda 99 dolardan fazlası hayali alışverişler için kullanılıyor. Ne demek bu? Borsa işte. Borsa. Birkaç sene evvel Türkiye ciddi manada küçülmüştü. Borsa %400 artmıştı. Niye? Parası olanlar bir takım oyunlar kuruyorlar orada. Birdenbire şey yapıyor, borsayı yükseltiyor. Senin cebindeki 3-5 kuruş için diyorsun şuradan bir senet alayım falan, bir küt diye düşürüyor, seni batırıyor. Ondan sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Sen cebindeki parayı aldı ya. Şimdi şu anda habire petrol pahalılaşıyor. Petrol mü yok? Her zamankinden daha çok petrol var. Peki niye pahalılaşıyor? Çünkü dünyada o kadar çok para oluştu ki, yani artık eskiden para altın ve gümüştü. Siz istediğiniz kadar altın gümüş üretebilir misiniz? Mümkün mü? Altın üretmek ne kadar zor. O zaman istediğiniz kadar para basma imkanınız yok. Gümüş de aynı. Yani mesela Osmanlı Devleti'nde sarayda para eksik, para kalmadığı zaman padişah hanımlarının takılarını alırdı. Gider, şu altınların bileziklerinizi verin bana derdi. Toparlardı. Saraydaki şamdanları alırdı, altın gümüş şamdanları. Ondan sonra vezirlerinden de toplardı bunları. Darphaneye gönderip para bastırırdı ki şey yapsın, kullansın. Şimdi öyle mi? Şimdi bak mesela şurada 50 lira yazılı. Birkaç sene evvel bu ne kadardı? 50 milyondu. Ya bunu 10 katı arttırmak için yanına bir sıfır koydun mu yetiyor? Sıfır koymak ne ki? Makineyi ağladığın zaman sıfır. Akşamdan sabaha. İstersen 10 tane sıfır koyayım. Bir şey var mı? Maliyeti var mı? Bir altını üretmek son derece zor. Kağıt üretmek o kadar zor mu? İşte bu kağıt haline geldiği için para. Bir de merkez bankaları istedikleri kadar para ürettikleri için dünyada anormal bir para bolluğu meydana geldi şimdi. Şimdi her üretilen para Merkez Bankası mesela diyelim ki şöyle anlatalım. Şöyle kitap var. Bu kitaptan yani şurayı bir devlet kabul edin şu salonun içerisini. Bu kitaptan toplam 100 tane var. Her bir kitaba karşılıkta 1 lira paramız var.
Şimdi bu kitapta 200 taneye çıkarmak için ne yapmak lazım? Kağıt bulmak lazım, matbaa bulmak lazım, içerisindeki yazılar, bir sürü işçi ve onun için tesis oluşturmak lazım. Bu en az 7-8 ay bulur. Kolay değil. Bunu 200 taneye çıkarmak için. Ama parayı her gün için 2 liraya çıkarmak için hemen akşamdan sabaha bir sıfır attığın zaman ya da bir rakamı değiştirdiğin zaman değişir. E parayı artırdın, para da az önce 100 liraya 100 kitap vardı, şimdi burada 100 lira var, 200 lira para var. Ne oldu şimdi? Her bir kitabın fiyatı 2 liraya çıktı, değil mi? Peki her bir kitabın fiyatı 2 liraya çıktı, senin cebine girdi mi yeni piyasaya gelen yeni 2 lira? Merkez Bankası'nın yeni bastığı para senin cebine giriyor mu? Girmiyor. O zaman bu ne? Senin cebindeki her bir liranın 50 kuruşu çalındı senden. Daha önceki 2 liran şimdi 1 liraya düştü. Dolayısıyla sen müthiş bir şekilde sömürüldün. Ve bu da hükümete yandaş olan kişilere gider. Sonra da bunlar bu parayı artar. İşte bankalarda, şuralarda, buralarda kullanarak insanları iyice sömürürler. Artık bugün insanları sömürme, yani şeyleri, piyasaları sömürme işi giderek azaldı. Çünkü artık kimsenin parası kalmadı. İnsanlar kredi kartıyla kazanacakları parayı harcamaya başladılar. Kazandıkları parayı harcayan artık kalmadı dünyada. Herkes kazanacağı parayı harcamaya başladı. Bu defa ne yapıyorlar? Bu defa da borsalarda hayali alışveriş yapıyorlar. Şimdi şurada diyelim ki bu sene Suudi Arabistan'ın üreteceği petrol ne kadar? Neyse, yani şu rakamı fazla yüksek şey yapmayalım. Zihnimizde tasarlarsak yeter. 1000 ton. Öyle deyin yani. Yuvarlak hesap olsun. Küçük hesap olsun. Bu 1000 tonun bugünkü fiyatı nedir? Mesela varili $20. Öyle düşünün. Şimdi bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Borsalarda. O bir sene sonra üretilecek olan ya da işte 100'e kadar üretilecek olan o 1000 ton şeyi, o alıp ona satıyor, o alıp ona satıyor. Olmayan mal. Birisi $25 alıyor, $26 satıyor. Diyorlar ki fiyat 26'ya çıktı. O 26'yı alıp 27'ye satıyor. Ona $100 çıktı, $125 çıktı. Aslında bizim cebimizden o paralar çıkıyor ama şeyin fiyatı arttığı falan yok aslında. Bunlar hayali bir şekilde fiyatı kabartıyorlar. O $25 ile bugün $135 arasındaki fark bunların ceplerine gidiyor. Olmayan malı satıyor. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? La tebi' ma leysa indek demiş. Yanında olmayan malı satma. Yanında olmayan malı satma dediğin zaman, bunu yasakladığın zaman bu bitti mi? Hemen anında bugün $135 kadar yaklaşmış olan petrolün fiyatı $25 düşer mi? Evet. Onun dışında ne yapılıyor? Faiz ile işleri yürütmeye çalışıyor bugün bütün dünyada. Ve maalesef bugün Müslümanlar da faizsiz ekonomi olmayacağı düşüncesine varmışlardır. Şimdi ben ayeti kerimeden okuyayım bak. Biraz fazla şey yapmayalım. Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 275. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faiz yiyenler şeytanın çarptığı bu şeytanın aklını çelerek aklını çeldiği kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani şeytanın yoldan çıkardığı kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Bunun sebebi şudur. Onlar derler ki alım satımda tıpkı faizli işlem gibidir. Şimdi şeytanın asıl işi nedir? Şeytanın asıl işi kötü şeyleri güzel göstermektir.
Ve zeyyene lehumuş şeytanı amaluhum. Şeytan onların kötü amellerini kendilerine süslü göstermiştir diye, değil mi? Ayet-i kerimede öyle değil mi? Şimdi şeytanın peşine takılarak derler ki alışverişte tıpkı faizli işlem gibidir. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Şimdi alım satımda ne yaparsın? Para verir, şu kitabı alırsın, değil mi? Para verir, bu kitabı alır. Bu kitabı aldığın zaman açarsın, okursun, istifade edersin, bir şey de yaparsın, bundan şey yaparsın. Sonra arkasından yeni bir kitabın üretilmesi için bir hareket başlar. Bu yeni kitabın üretilmesi için bir sürü iş sahaları çalışır. Ta ağacın kesiminden en son kitabı satan kişiye kadar yüzlerce insan orada iş sahibi olma fırsatı bulur. Bir tek kitaptan dolayı. Ama faiz nedir? Faiz de ben sana 100 lira veririm, 101 lira alırım. Şimdi içinizde esnaflık yapanlar kimler? Bakayım sizi, hepinizi uyutmadan eğer buradan dışarı çıkarsam başarılıyım demektir ama hepinizi uyutmadan çıkarsam, çünkü hepiniz uyursanız ben de uyuyorum. Ama uyumayanlar olursa onlarla oturur hasbihal ederiz. Şimdi faizli işlem ekonomik işlem midir? Soru bu. Ben şimdi anlatacağım. Bakın. Yani ekonomik faaliyet midir? Ekonomik faaliyet nedir biliyor musunuz? Bir mal ve hizmet üretimidir ekonomik faaliyet. Niye? En başta ne dedik? İnsanların ihtiyacı paraya değil mal ve hizmetedir. Para mal ve hizmet üretmek için işe yarar. Başka bir zaman işe yaramaz. Onun için para eğer dolaşımda olursa işe yarar. Dolaşımda olmayan paranın kimseye bir faydası olmaz. Şimdi ben bu kitabın üretimi çok ciddi bir çalışma gerektirmiyor mu? Kaç kişi çalışıyor bunun üretimi için? Yüzlerce insan çalışır. Yani bu kağıdından, mürekkebinden, makinasından, nakliyesinden, yazılımından bir sürü insanlar çalışır. Şimdi bu bir mal üretimi olmuyor mu? Bunun için bir para verip aldığın zaman arkasından ikinci bir kitabın üretilmesi için ne yapmış oluyorsun? Fırsat meydana getirmiş oluyoruz. Şimdi bu bir ekonomik faaliyet mi? Peki, ben şimdi bir kişiye şöyle 50 lira veriyorum, bana daha sonra 60 lira vermesi şartıyla. Burada hangi mal üretildi? Var mı? Peki hizmet var mı? Hiçbir şey yok. Bu bir ekonomik faaliyet değil. Adam bu aldığı parayla, benden borç aldığı parayla bir iş yaparsa o ekonomik faaliyet olur. Bu bir ekonomik faaliyet değil. Ama o yaptığı ekonomik faaliyetten zarar da edebilir, kar da edebilir. Onun için faiz bir ekonomik faaliyet olmadığı gibi faiz nedir biliyor musunuz? Yani ayeti kerimeyi devam ettireyim. Önce şu ayetten anlayarak gidelim. Daha kolay akılda kalır. Allah-u Teala diyor ki onlar diyorlar ki alım satım da tıpkı faizli işlem gibidir. Öyle miymiş? Alım satımla faiz aynı mıymış? Aynı mıymış? Değilmiş. Fark varmış. Efendim onda da alıp veriyorsun. Tamam alıp veriyorsun ama iki şeyin benzerliğinden hareket edilmez ki. Farklılıktan hareket edilir değil mi? Benzerlikten hareket edersen hiçbir noktaya varamazsın. Şimdi şurada, şurayı dolduran insanlar var. İnsan olarak hepiniz aynı değil misiniz? Hanımlarda, erkeklerde hepiniz de insan değil misiniz? Şimdi benzerlikten hareketle hepinize insan, insan, insan diye hitap etsem doğru söylemiş olurum ama işte bir anlamı olmaz. Hiçbir manası da olmaz. Ey insan sen ne yapıyorsun? İnsan sen... Ya kardeşim benim bir adım var dersiniz değil mi?
Ha, o isim sizi farklılaştıran şeydir. Herkesin de kaşı vardır, gözü vardır. Herkes aynı organları taşır ama aşağı yukarı bir kadınla bir erkek arasındaki benzerlik %98'miş. Peki kadına işte o %2'lik farktan dolayı kadın diyoruz. Benzerlikten dolayı değil mi? O zaman alışverişle faiz arasında tabii ki benzerlik olur kardeşim. Verip alıyorsun en azından. Ama sen farklılığa bakmak zorundasın. Birisine alışveriş, birisine faiz diyorsan aradaki farktan dolayıdır. Çünkü birisine borç veriyorsun, 100 lira verdin mi geriye 100 lira alıyorsun değil mi? Ama veresiye mal satsan, yani mesela şimdi diyelim ki peşim hep en çok söyledikleri odur. Ya ben şimdi 100 lira vereceğim, bir ay sonra 105 lira alacağım. Peşim fiyatı 100 lira olan bir bana bir ay vadeli 105 liraya alıyorum. Aynı değil mi kardeşim? Değil. Peşin fiyatı 100 lira olan bir malı bir ay sonra 105 liraya sattığın zaman bir ay vadeli. Bu adam bir ay sonra bu malı sana geri verme hakkına sahip midir? Verir mi? Yani şimdi bir ay vadeli bir kitabı 105 liraya sattın. Bir ay sonra bu kitabı bir de 5 liraya mı getirip verir sana? Hı? Öyle yapsa ne olur? Yanlış yapmış olur. Kabul eder misin? Satıcı kabul eder mi? Ben kardeşim ben sattım bu malı der. Ama bir kimseye 100 liraya karşılık 105 lira verdin mi bir ay sonra sana o 100 lirayı bir de 5 liraya getirmesi lazım. Verdiğin aynısını getirecek bir de fazlasını getirecek. Onun için adına faiz diyoruz. Gördünüz mü? Farkı var mıymış? Çünkü birisi borç vererek gelir elde etmektir. Birisi alışveriş yaparak gelir elde etmektir. Aradaki farklara bakılır, benzerliklere değil, tamam mı? Ama şeytan ne yapar? Şeytan benzerliklere dikkat çekerek seni kandırmaya çalışır. Onun için şeytan gibi davrananlar hep şunu söylerler, alışverişle faizin ne farkı var kardeşim derler. İşte Allah burada da diyor, onlar derler ki ذَلْكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى derler ki alım satımda tıpkı faizi işlem gibidir. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Allah alım satımı helal faizi haram kılmıştır. Çünkü bir mal sattığın zaman bir sürü üretim var onun arkasında ama para öyle değil ki. Yani faizi işlem öyle değil. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِضَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse daha önce aldığı kendinindir diyor. Yani şimdiye kadar faizcilik yaptın mı? Yaptım. Sen şimdi mi öğrendin faizin haram olduğunu, şimdi mi anladın? Anladın. Peki o zaman bundan sonra faizcilik yapma diyor Allah. Şimdiye kadar senin olsun diyor. Bundan daha büyük merhamet olur mu? Ama tahsil etmediklerin kalsın. Ve emruhu ilallah, bunların işi Allah'a kalmıştır. Ve men ade, kim de tekrar faizliğe dönerse fevlâki ashabunlar, onlar cehennemliktir. Hum fîhâ hâridun, sürekli orada kalacaklardır. Şimdi bir soru. Faizcilik yaptı diye bir adam kafir olur mu? Faizi helal demiyorsa? He? Olmaz. Ama bak ebedi cehennem varmış. Görüyor musunuz? Bazıları diyor ki yok Müslüman ebedi cehennemde kalmaz. Ya işte Allah öyle diyor. Ha cehennem senin emrindeyse sokma. Kim faizciliğe dönerse فَمَنْ عَادَ فَوْلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّرِ onlar cehennemliktirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ orada halittirler. Yani sürekli kalırlar. Şimdi asıl konu şu. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُلْبِ الصَّدَقَاتِ şimdi burada Cemal kardeşimin söylediği noktaya geliyoruz. Allah ribayı daraltır, sadakaları artırır.
Riba faizdir. Riba nasıl daralırsa, ya sadakayla riba ne alakası var? Hiç düşündünüz mü bu konu üzerinde? Şimdi yani faizle sadakanın ne alakası var? Hiç düşündünüz mü şimdiye kadar? Cenab-ı Hak Rum suresi olacak galiba. Onun 46. ayeti olacak yanlış hatırlamıyorsam. Orada şöyle diyor. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz mallar Allah katında artmaz. İnsanın malı içinde artsın diye veriyorsun. Faize verdiğin kişinin malı var mıymış bu ayete göre? Var mıymış? Malı içinde artsın diye faize veriyorsun. Adamın malı var, veriyorsun ki artsın. Şimdi bazıları çıkıp diyorlar ki, yani şimdi bir ara cümlesi burada şey yapmam lazım. Efendim diyorlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cahiliye Araplar döneminde şey, zenginler fakirlere faizli para verirlerdi. Onları sömürürlerdi. İşte kat kat alırlardı. Onun için Kur'an-ı Kerim faizi yasaklamıştır. Bugünkü faiz o faiz değildir diyorlar. Peki bu adamlara sormak lazım. Yahu hiç fakir fukaraya hiç faizli borç veren insan olur mu? Kim faizli borç verir? Faizli borç veren kişi onu faiziyle geri almayı garantilemeden verir mi? Böyle bir şey dünyanın neresinde var? İşte ayet. Delilim var mı? İşte delil ayet. Ne diyor? وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا Faize veriyorsunuz. Niçin? لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَارِ النَّاسِ İnsanların malları içinde artsın. Çünkü adamın parası var. Sen de veriyorsun ki o da kazansın, kazandığın bir kısmını da sana versin. فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Ha, Rum suresi 39. ayetmiş. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ Bu ayet Rum suresi 39. ayetmiş. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şey Allah katında artmaz. O zaman demek ki bu böyle yani. Faize veriliyor. Efendim diyorlar, o zaman işte çok yüksek faizdi. Öyle mi? Allah ne diyor? وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْبَالِكُمْ Faizcilikten tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ne demek ana mal? Kaç liradır? Yani ne demek ana mal? Yani 100 lira verdiysen kaç lira alabilirsin? 100 lira. Yüzde kaç faiz alabilirmişsin? %0. Hani şeydi, şey vardı işte yüksek faiz falan filan. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ha efendim, la te'ekulü riba adafen muda'afe, tamam. Yani kat kat artan faizi yemeyin. Bu faizin zaten vasfıdır, özelliğidir faiz. Faiz böyledir, kat kat artır. Şimdi %10 faizle alırsın, ödeyemezsen o %20'ye, %30'a, %40'a arta çıkar ona parayı geçer. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Bu faizin vasfıdır. Ama bu Allah'ın yasakladığı faiz kat kat artan faizdir derseniz o zaman o ayetleri ne yapacağız? Ne diyor? وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْوَالِكُمْ Faizcilikten tevbe ederseniz ana mal sizindir. Bir kuruş fazla alamazsın. Enflasyon var, onu ne yapalım? Asıl büyük soru bu değil mi? Hiç Allah'ın cevapsız bıraktığı soru olur mu? Bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmemek. Biz anormal derecede büyük bir hazinenin üzerinde dilencilik yapan zavallı insanlar gibiyiz. Elimizde o Kur'an var, ama biz zavallılık yapıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala ayetin devamında? Ana malınız sizindir ama bir şartla. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ
ne zulmedersiniz ne de zulme uğrarsınız. Yani verdiğinizin dengini alırsınız. Peki verdiniz, enflasyonda para değer kaybetmiş olmasına rağmen hala aynı, mesela 100 lira 80 liraya düşmüş değeri itibariyle. Değeri 80 liraya düşmüş, rakam 100 ama hala 100 verirse zulme uğrar mısınız? Değeri düştüğü halde eski rakamı verirse zulme uğrar mısınız? Haksızlığa uğramış olmaz mısınız? Allah ne diyor? Haksızlığa uğramayacaksınız. Ya da değeri arttığı halde düşük değer veriyorsanız yine aynı. Bak ne zulmedeceksiniz ne zulme uğrayacaksınız. Verdiğiniz neyse o. Peki verdiğim altınsa 22 ayar 100 gram altınsa alırım değil mi? Tartar alırım. Peki verdiğim para değil de mesela buğday vermişsem adama, makarnalık buğday vermişsin 1 kilo. 1 kilo makarnalık buğdayı alırsam tamam değil mi? Yumurta verdiysem köy yumurtası 100 tane onu alırım biter. Verdiğim bu paraysa şimdi bu para altın gibi tartılabilir mi? Tartılmaz. Peki yumurta gibi sayma imkanı var mı? Yok. Peki buğday gibi ölçebilir miyim? O zaman bunun ölçüsü ne, nasıl olacak? Alım gücü olacak. O zaman bunun alım gücünü dengeleyeceğim. Tamam mı? Alım gücündeki düşüşün adına ne diyorlar? Enflasyon. O zaman enflasyon miktarı kadar geriye fazla almış olmam. Rakam olarak fazla ama ben hakkımı almış olurum. Şimdi var mıymış enflasyonun fetvası Kur'an-ı Kerim'de? He? Varmış demek. Biraz düşünmemiz lazım. Şimdi eğer siz Kur'an-ı Kerim'i hatim okumak için okursanız hiçbir şey anlamazsınız. Sevap alacağım diyorsunuz ya, o da hikaye, ben size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim sevap kazanmak için okunacak bir kitap değildir. Bunu kafamıza iyice yerleştirelim. Kur'an-ı Kerim anlayıp yaşamak için okunacak bir kitaptır. Anlamak için diyor, adam akıllı kafa yoracaksın, hocalara soracaksın, tartışacaksın. Sevap kazanmak için okursan neyin hesabını yaparsın? Ben bugün bir cüz okudum, iyi halt ettim. Kaç ayet anladın? Kaç ayet anladın? Hiç. Kardeşim bir ayda bir ayet anla, hiç olmazsa işine yarar. Birçok kimsenin Kur'an okuması neye benziyor? Su borusunun içerisinden geçen suya benziyor. Hiç içinden geçen sudan istifade eden boru gördünüz mü? Ama gene su geçsin içinize de ark olun, ark. O geçen sudan size istifade eder. İki tarafınız yemyeşil bir alan olsun. Çünkü o ark suyu içine çeker. Bir kısmı da akıdır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünme diye bir alışkanlığımız olmadığı için ya işte bu yok mu? Nasıl yok? Var işte.